Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Bugün ameliyattan sonraki iki gün geçti. Evet. Sevgili öğretmenler gününüz de kutlu olsun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Geçmiş olsun. Allah'tan şifa diliyorum. Kalbim doğuştan delik olduğu için buraya geldim. Dünya Hastanesi'ne geldim. Hasan Hoca'yı bana çok tavsiye eden oldu. Bilenler, tanıdıklar, ameliyat olanlar. Ben de onların vasıtasıyla Hasan Hocam'ın yanına geldim. O da işte kalbimin doğuştan delik olduğunu, şimdiye kadar açılma olduğunu, yani büyüdüğünü delikleri. Ondan sonra ameliyat olma kararını verdik. Başta Hasan Hocam olmak üzere. Kendisine çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ve Dünya Hastanesi'nde çalışan tüm personele ve diğer arkadaşlara hepsine teşekkür ederiz. Gayet güzel bir hastanemiz var. Hastalarla çok yakından ilgilendikleri için onlara hepsine tek tek teşekkür ederim. Allah razı olsun. Benim için ayrı bir gün oldu. Hem ameliyat sırasında hem de bu öğretmenler gününün önemi ve anlamı hakkında olduğu için böyle bir günde İkisi mutluluğu birden yaşadım. Hem sağlığıma, sıhhatime kavuştum. Hem de Öğretmenler Günü'nün ilk en son olarak kutlamasına bugün de katılmış olduk. Dünya Hastanesi'nin değerli personelleriyle. Bugün Öğretmenler Günü. Bütün öğretmenlerimizin, kıymetli hocalarımızın, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kıymetli öğretmenlerimizin, kızımın Öğretmenler Günü kutluyorum. Bugün bizim hastamız Mustafa Türkmen Bey. Kendisine kalp ameliyatı yaptık. Sorunsuz. Bugün ameliyatın ikinci günü. Servise aldık. Bu vesileyle hem kalp hastalıklarına dikkat çekmek hem de Öğretmenler Günü'nü kutlamak istedim. Mustafa Türkmen Bey kendisi aktif çalışan öğretmenimiz. Hastamız pandemi sürecinde 2 sene önce tanı kondu. Yapılan ekokardiyografisinde, kardiyak check-up'larında iki kulakçığı arasında doğuştan olan bir kalp deliği ve lokalizasyonu normal rutinin dışında kalbe gelen, beyin ve kollardan gelen toplar damarın giriş noktasında 3x2 ebatında santimetre olarak bir delik mevcut idi. Ve sağdan gelen, akciğerden gelen kan sağ kalbe, oradan akciğere tekrar geri dönüyor idi. Biz bu bölgeye kalbinden hazırladığımız bir perikardiyal yama ile, kalp zarından oluşan bir yama ile orayı kapattık. Kendisi şu anda sorunsuz. İnşallah şifa ile 2 gün sonra taburcu edeceğiz. Ne yazık ki dünyada ve özellikle ülkemizde kanserle denk kalp rahatsızlıklarına bağlı gelişen ölüm sebepleri arasında ülkemizde kalp hastalıkları birinci sırada. Sağlığımızı ihmal etmeyelim, kalbimizi ihmal etmeyelim. Düzenli olarak kalp kontrollerimizi yaptıralım. En ufak bir şikayetimiz olduğunda mutlaka bir hekime başvuralım. Tabii ki bu konuda kilo, beslenme, şeker kontrolü, yüksek tansiyon kontrolü, bunlar bizim kontrol altına alabileceğimiz problemler. Sağlığımızı ihmal etmeyelim, tedavilerimizi ertelemeyelim.